Merhaba değerli izleyiciler. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu yaklaşıyor ve bu sezon bizleri neler bekliyor, büyük bir merak konusu. Ferit ve Seyran'ın arasındaki ilişki nasıl gelişecek? Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak? Daha önce gözlerinizden kaçırdığınız tüm detaylar ve son haberler bu videoda sizlerle olacak. Bu video, dizinin yeni sezonundaki tüm ipuçlarını ve gelişmeleri sizlere sunacak. Özellikle Ferit ve Seyran'ın hikayesinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyorsanız, videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca eğer siz de Seyran'ın bu sezonda hamile olup olmayacağını merak ediyorsanız, videomuzu beğenerek bize destek olun ve görüşlerinizi paylaşın. Şimdi ise Yalı Çapkını'nın yeni sezonundaki en heyecan verici gelişmelere bir göz atalım. Yalı Çapkını dizisinin 73. bölümünde, sezon finalinde büyük bir olay yaşandı. Halis Ağa tüm aileyi bir araya topladı ve büyük bir sır açıkladı. Ancak, Halis Ağa'nın konuşmasının ardından kapıdan Orhan Korhan girdi. Bu ani gelişme herkes için büyük bir şok etkisi yarattı. Seyran'ın ölümcül hastalığı ve Ferit'in Kont Ziya'nın tavsiyeleri doğrultusunda geçirdiği değişim gibi diğer önemli gelişmeler de bölümde yer aldı. Sezon finali, Halis Ağa'nın büyük planı ve sürprizleriyle izleyicileri etkileyen bir kapanış yaptı. Öncelikle, dizinin yeni senaristi Zeynep Bonça olarak belirlendi. Zeynep Bonça, daha önce Ateşin Kuşları ve Sefir'in Kızı gibi projelerde yer aldı. Yeni sezon çekimleri 26 Ağustos'ta başlayacak ve dizinin Eylül ayının 2. veya 3. haftasında ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin yeni sezonunda önemli değişiklikler göreceğiz. Ferit ve Seyran'ın ilişkisi, diziye yeni katılan karakterlerle birlikte farklı bir boyut kazanacak. Bu sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Ferit ve Seyran'ın karşılaşacağı zorluklar olacak. Bu sezon, Ferit ve Seyran'ın aşkı zirveye ulaşacak ve Seyran'ın hamileliği büyük bir yer tutacak. Ancak Seyran'ın hamile olma ihtimali düşük, hamilelik gerçekleşse bile, bebeğin düşmesi olasılığı yüksek. Bu durum, Ferit'in büyük bir endişe ve sıkıntı yaşamasına neden olacak. Ferit, Seyran için savaşacak ve onu tedavi için hastanelere götürecek, bu da sezonun ana temasını oluşturacak. Yeni sezonda, Fakat'ın yeğeni Serpil, Yalı'da bazı sırları gün yüzüne çıkaracak ve bu sırların ortaya çıkması, dizinin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Ayrıca Serpil yeni sezonda önemli bir rol oynayacak ve Yalı'da bazı sırların ortaya çıkmasına neden olacak. Fakat Yalı'da kalabilmek ve yalanlarının ifşa olmaması için Halis Korhan'a daha yakın olmaya çalışacak ve çeşitli oyunlar oynayacak. Serpil, Yalı'da herkesin zayıf noktalarını öğrenmeye çalışacak ve bu bilgileri kendi lehine kullanmak isteyecek. Bu sezon, aile içindeki çatışmalardan ziyade, karakterler arasında bir birliktelik ve dayanışma teması üzerinde duracak. Ancak, Sunan'ın bu sezonda boşanacağı ve yalnız kalacağı yönündeki tahminler, diziye farklı bir dram katacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, dizinin dışında olan ilişkileriyle sürekli dikkat çekiyor ve herkes, yeni sezonda bu ilişkinin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Afra ve Mert, Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonunun ardından tatile çıktılar. Mert, yeni film projesi için tatilden dönmek zorunda kaldı, ancak Afra tatilde kaldı. Bu süreçte ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Afra ve Mert'in ayrıldıkları iddia edildi. Ünlü çiftin ayrılığının ardından yaptıkları paylaşımlar, ayrılığın gerçek nedenini ve kimin mutlu, kimin üzgün olduğunu sorgulattı. İlişkilerinde sık sık iniş çıkışlar yaşanmış, ayrılacaklar, birlikteler, evlenecekler gibi birçok dedikodu dolaşmıştı. Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyada "Çiçeğimi kendim aldım" notuyla paylaştığı fotoğraf, ayrılık söylentilerini körükledi. Afra'nın Amerika'daki iş adamı Faruk Nazaroğlu ile samimi görüntüleri medyaya yansıdıktan sonra, Mert Ramazan Demir sosyal medya paylaşımını kaldırmıştı. Ayrılıktan sonra, Afra'nın sosyal medya paylaşımları onun mutlu olduğunu gösterirken, Mert'in paylaşımları ise daha karamsar bir tablo çizdi. Ancak, gerçekler farklı. Yapımcı, çiftin ayrıldığını açıklamalarını istemiş çünkü reyting kaybı yaşanıyor. Aslında çift ayrılmamış, sadece yapımcının reyting artırma stratejisi olarak ayrılık pozu veriyorlar ve her gün telefonla konuşarak ilişkilerini sürdürüyorlar. Aynı zamanda, gerçek bir bomba haber daha çıktı. Beril Pozan ve Ersin Arıcı'nın aşk hikayesi, Yalı Çapkını dizisinin setinde başlamış bir romantizm. İlk başlarda bu ilişki gizli tutulmuştu. Ancak geçen yaz Roma'da geçirdikleri tatil, ilişkilerini gözler önüne serdi.
Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilişkilerini duyurdular ve 1,5 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşadıktan sonra düğün hazırlıklarına başladılar. 19 Ağustos 2024 tarihinde Dalyan Club'ta yapılacak düğün büyük bir heyecanla bekleniyor. Çiftin sade bir düğün yapmayı planladığı ve hazırlıklarını tamamlandığı belirtiliyor. Ancak yeni sezon çekimlerine başlayacakları için balayına çıkamayacakları iddiaları var. Beril Pozan ve Ersin Arıcı, düğün hazırlıkları sürecinde hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler ve sosyal medya üzerinden desteklerinden dolayı minnettarlıklarını ifade ettiler. Çiftin düğün haberleri, hem sosyal medyada hem de televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Hayranları ve takipçileri, bu özel günlerini büyük bir ilgiyle bekliyor. Umarız, Yalı Çapkını'nın 3. sezonu hakkındaki bu analiz sizin için faydalı ve ilgi çekici olmuştur. Öngörülerimiz ve analizlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hikayede yeni değişiklikler olacağını mı düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve daha fazla dizi içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve izlemeye devam edin.